Nasılsın dostum, iyi misin? Valla. Gözükmüyorsun. Ne yapalım, evli olunca böyle oluyor artık. Hadi gel bir şey içelim. Dur gel. Hoş geldiniz koçum. Safa geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah dayı. Ben çayın profesörüyüm. 61 yıldır kahvecilik yapıyorum. Namımla, şamımla, şerefimle kazanıyorum. Namerden anamerde muhtaç değilim. Eyvallah dayı. Geçen dövüşte neler yapmışsın anlattılar. Mükemmel dövüşmüşsün. Sidon'un mekanında. Mükemmel kelimesinden uzağım. Sadece elimden gelenle mücadele etmeye çalışıyorum. Bu hali zorken. Daha çok para kazanabileceğim bir yer lazım. Gideceğim buralardan. Nasıl yani? Daha çok para kazanabileceğim bir mekan yok mu? Senin kulağın kesiktir. Boşuna sana ejder demiyorlar. Çok para kazanmak istiyorsan yer altına ineceksin Doğu. Aslında bir mekan var. Sana bir şey olursa kimse bundan sorumlu tutulamaz. Bundan emin misin Doğu? Her gün insanların hayalleri ölüyor. Kim sorumlu tutuluyor? Hiç kimse. Kararım kesin. Vatan denilen bir adamın mekanı. İyi düşün dostum. Zaman bereketsiz bir şekilde akıp gidiyor. Ve ben yerinde sayıyorum. Buna değmez mi? Şuraya da hafif biraz yapıştırabilirsin, tamam mı? Öğretmenim, keşke herkes çizdiği resmin içine girebilseydi. Belki de içindeyiz. Hayat tercihlerimizle şekilleniyor. Tıpkı çizdiğimiz resimler gibi. Sen ne yapıyorsun yaramaz Şahit? Uzaya karşı ilgin mi var? Teleskop çizmişsin. Ben uzayı merak ediyorum öğretmenim. Vay be Şahin. Diğer okullara ilham kaynağı oluruz. İnşallah.
Neredeydin oğlum? Yine mezarlığa mı gittin? Anne ve babamıza çok düşkünsün biliyorum. Kader bu. Mani olamazsın ki. Ama 15 sene oldu onları kaybedeli. Bunun farkında mısın? Artık kendine gelmen gerekir. Muhtar, Doğu nerede? Bu aralar atramanları aksatıyor ama rakipleri sağlam. Sınırları zorlamak için sağlam rakiplerimiz olmalı hayatımızda Muhtar. Hem o çocuk hayallerine ulaşabilmek için çok çabalıyor. Çok çaba sarf ediyor. Kendini geliştirmeye çalışıyor. Muhtar. Doğu'yu seviyorsun ve koruyorsun. Merakın ne? Sido. Belki de ben kendimi onda görüyorum. Yani gençliğimi. Ama o yaşlarda onun gibi mücadele edemedim. Sınırlarımı zorlayamadım. Ah Muhtar, ah. Keşkeler fayda vermez. Anladım Fido. Gelince konuşursun, derdi neymiş. Anlatırsın. Harika olmuş çizimler. Güzel bir iş çıkarıyorsunuz. Teşekkürler müdür bey. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu şapka ne hocam? Hocam o fil yutmuş boğa yılanı yalnız. Şapka değil. İlginç. Arif müdürüm aynı zamanda sergide elde edeceğimiz gelirle çocuklara maddi destek sağlayacağız. İlçe genelinde sergimizin reklamını yapalım. Afişler asalım ki çok kişiye ulaşabilelim. Yalnız biliyorsunuz sanata olan ilgi çok az. Umarım çocuklar hayal kırıklığı yaşamaz. Yeteneklerinin ziyan olmasına izin vermemeliyiz müdürüm. Doğu, sen nerelerdesin? Geldim işte Sido abi. Oğlum nerelerdesin? Neden aksatıyorsun antrenmanları? Doğu, bak anlatmak istediğin bir şeyler varsa dinlerim. Sanırım antrenmana başlasam iyi olur. Büyük maç senin içindedir. Kendine olan maçın. Sen... Bir şey mi var? Dünyada beni rahatsız eden birçok şey var. Yakında gideceğim buralarda. Ben de. Hiç merak etme. Hadi göreceğiz. Bir de
şu rengarenk çiçeklere bakar mısın? Çok güzeller ya. Rengarenk insanlar olmalı hayatımızda. Rengarenk çiçekler gibi. Arap, kesirmeden git. Çok mazot yakma. Bu ara yakıtın litresi dimen kaç oldu? Abi, bizim buralarda petrol çıkmış. İner belki ya. Ya, hayırlı olsun. Cizre'de mi çıkmış? Gabar Dağı'nda. Mustafa, her gün bir yerde buluyorlar. Peki bu yakıtın litresi düşüyor mu? Yok abi. Nereye bırakayım hocam? Şuraya bırakabilirsin. Korktun mu? Şapkadan korkulur mu? Bakmaya değil ki gömmeye çalış. O şapka değil. Ne peki küçük hanım? Kocaman bir filin sindirilmekte olan bir boğa yılanı. Hocam ne zaman işiniz biter? Toparlayın burayı. Bir iki saate biter abi. Eylem bu adam da anlamadı. Sanırım bir hata var. Nasıl yani Mustafa? Dıştan göremiyorlar sanki ama içten görebilirler belki, akıllı. Evet ya, en iyi yüreğiyle görebilir. Dorfi, afişleri getirebilir misin? Hemen getiriyorum garip adam. Buyur abi, bence çok başarılı olmuş. Peki, Dorfi, bu isminin hikayesi var mıdır? Yani ne demek oluyor Dorfi? Abi, karışık oralar ya. Ama ben bunu senden dinlemeyi çok ümit ediyorum. Ya ben Bodrum'dayım, fotoğraf çekiyorum. Evet. Orada tabii yabancılar var. İşte bir sürü Rus'tu, ondan sonra Fransız geliyor, Alman geliyor. Bunlar telaffuzda Yunus diyemiyor. Ben ismimi Yunus diye söylediğimde evet, onlar söyleyemiyor. Ben de takmaat olarak şefim bana Dolphin derdi. Bütün otel bana Dolphin demeye başladı. Ama Dolphin de aslında bir nevi Yunus demek. Yunus balığı bilirsin, İngilizce'deki karşılığı oluyor. Dolphin olarak kaldı ismi. Bundan sonra herkes bana Dolphin demeye başladı. Bir zarif adam faktörü hikayesi gibi bir şey. Bu arada müdürü ararsın, afişleri gönderirsin. Tamamdır. Ben de sana yeni çektiğim birkaç tane fotoğraf gösterelim. Tamamdır Dolphin, buyur. Hemen şuradan bakalım. Evet. Senin şiirlerin kadar olmasa da idare eder. Ben her zaman senin gücüne ve yeteneğine inanan bir kişiyim. Zarif adam faktörünün yorumları yine olduğu gibi. Bunlar da böyle zarif adam. Demek Bodrum'da sanatını icra ediyordun ha Dolphin? Evet, zarif adam faktörü gibi her masadayız. Olmaya çalışıyoruz diyelim. Peki, peki öyle olsun Dolphin. Botanı görmek istiyorum. Patron müsait değil, bana söyle ben kendisine iletirim. Şimdi görmek istiyorum. Git. Ne lan burada? Ne botan bana? Kimsin lan sen? Botan sen misin? Evet benim. Ne olacakmış?
Dövüşmek istiyorum. Ya. Nerede dövüşmek istiyorsun? O bakın beni geçirmiş. Otur bak. Adın ne seni bakayım? Doğu. Doğu ha? İki adamı mahşat ettin. Çetin cevizsin, bileğin sağlam. Ancak bizim dövüşlerimiz diğer dövüşlere benzemez. Olacaklarını kimse sonunu tutulamaz. Kaybedersen sonuçlarına katlanırsın. Anladın mı? Boş versene. Seni sevdim. Yüreklisin. Bak ne diyeceğim sana. En iyi dövüşümle sana bir maç ayarlayacağım. Kazanırsan 200 bin lira alırsın. Tamam. Bitirmedim. Kabul. Peki. Ama kaybedersen sonrası karıncanın malum. Alo müdür bey, kolay gelsin. Merhaba, teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Afişler hazır. Gün içerisinden ben size ulaştıracağım. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Yeteneğe ses ol. Olmak da lazım. Sakın bu. Ne diyoruz? Günde 50 sayfa kitap diyoruz. Bugüne kadar insanlar ateşi hep suyla söndürmeye çalıştılar. Bugün ben ateşi ateşle söndüreceğim. Aşkı kalem yazar mı ki kitaplarda ararsın be Şems Tebrizi? Sanırım hissettiklerimi kelimelere dökemeyeceğim. Hoş geldin Doğu. Bakıyorum da kitaplardan kopamıyorsun. Hoş buldum Rıdvan abi. Evet. Burası beni kendine çekiyor. Kendimden kaçıp kitaplardaki bin bir çeşit karakteri büründüğüm bir yer. Haklısın Doğu. İnsan burada huzur buluyor. Sevgiden uzak insanların nelere sebep olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki isimler değişse de rekorlar değişmez. Gel çay demledim. Yaptığın zorlu bir spor. Boksu sevmemin nedenlerinden bir tanesi de işte o tarafa. Ben de boksu seviyorum. Malay Ciziri. Evet. Bu kitapları raflarda toz tutmaya mahkum ediyoruz. Aksine bu gibi değerlerimize sahip çıkmalıyız. Okumalıyız. Çok zengin bir coğrafyamız var. Bunun farkında değiliz. Ne güzel demiş El Cezeri. İnsanlar önce hayal kuruyor. Hayal kurduğu konuyu gerçekleştirmek için düşünmeye başlıyor. Düşündükçe de bir buluş buluyor. Çok garip. Bizlerin şu anda çok ileride olması gerekiyordu. Geçmişimizi unutmakla geleceğimizin gerilemesine sebep oluyoruz. İçimizdeki Cefer'i uyandırmalıyız, Doğu.
Tabii ki. Ne yaparsak yapalım, kurulu bir düzen var. Herkes ona ayak uydurur. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Hesap alabilir miyiz? Mutluluk duyarız. Duyuyor musun suyun sesini? İnsan suya bir şeyler bırakacaksa zihnindeki bütün olumsuzlukları suya bırakmalı. Bütün ümitsizliklerini suya bırakıp akıttırmalı. Aslında kurtulmalı bütün zihnindeki olumsuzluklardan. Ümidini asla kesmemeli. Merhaba Dilek Hocam. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Okulda sergi açacağız. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Resimleri sergide satmak istiyoruz. Umarım. Sen de gelmek ister misin? En azından çocukların yaptığı çalışmaları görürsün. İnşallah hocam. Görüşürüz. Görüşürüz. Murat'a selam söyle. Bu arada Dilek Hoca'nın selamı var. Sergi açacaklarmış okulda. İletmemi söyledim. Bu hafta önemli işlerim var. Bakalım artık. Dilek'le üniversitede aynı sınıftaydık. Çok yetenekli ve iyi biri. Ama babası için aynı şey diyemem. Hoş geldin kızım. Bu ne sürpriz? Nereden geliyorsun böyle? Okuldan geliyorum. Sergi açacağız. Baba bir görsen, hepsi birbirinden yetenekli. Ancak birer kapalı kutu gibiler. Cizre'nin büyüsüne kapılmışsın sen. Evet.
Her tarafı heybetli dağlarla çevrili. Kendine has bir gizemi var. Burada olduğumu nereden bildin? Üzgün olduğunda ya kütüphaneye ya da buraya kaçarsın. İnsanı üzen beklentilerdir. Boş versene. Bırak kendini şu gökyüzünün sonsuzluğuna. Ofiste bana söyleme fırsatı vermedin. Şimdi hatırlatıyorum sana. Bu işte koram, moral yok. Çıplak elle dövüşeceksin. Ayakta kalan kazanır. Tamam mı lan? Şansın bol olsun. İyi şanslar. Oğlum ne diyor bu adam? Ne saçmalıyorsun? Bu adam tekin değil lan. Çocuk sınavı geçti. Banda iş var, eminim. Ben bunu çatır çatır harcayacağım. Abi parayı verdiniz mi? Ulan Arap. Ulan Arap. Bir kere de ben demedin sen anla be. Anladım abi. Neyse. Arap. Şu eski Avrupa şampiyonu buzuntusu var ya, onu al, onunla bir maç ayarlayın.
Benim aklımda güzel fikirler var. Tamam abi. Anladın mı lan? Tamam abi. Mustafa. Döviz kuru ne alemde? Dolar hangi periyotta? Hı? 3,5 atmaya devam ediyor abi. Hipodromda koşan atlar gibi dert nal mübarek. Bozulmamak da iyi etmişiz. Bozdurmayalım bunları. Yakında Kişner. Ağlar. Ağlar. Sana söylemem gereken şeyler var. Doğu'nun bize yapmış olduğu ihanetleri mi anlatacaksın? Diğer. Tamam. Doğu buraya gelmiyor artık. Botan denilen mafya bozuntusunun mekanında dövüşüyormuş. Yaptığı büyük bir hata. Botan pek tekin biri değil. Zararı çıkacak Doğu. Her ne yapıyorsa yanlış yapıyor. Bildiğin gibi değil. Korktun mu? Onu şapka sanıyorlar. Ben şapka diyorum ya. Gerçekten mi? Adın ne? Eylem. Benim de doğum. Çizimlerimi anlamıyorlar. Bırakmak istiyorum. Bizim dünyamıza da gelmiş küçük prens. Galiba hayal kırıklığı yaşamış. Senin de gülün var mı? Yine gelecek misin? Başka yerlere yolculuk yapmam lazım. Başka gezegenlere mi gideceksin? Keşfetmem gereken yerler var. Bir şeyler bulunmak istiyorum. Yüzüne ne oldu? Dövüştüm. Neden dövüştün? Dövüşmem lazım. Dövüşmek iyi bir şey mi? Ne için dövüştüğümüze bağlı. Kaldır kafanı. Hepsi çok güzeller. Sergi günü eminim hepsi satılacak. Ve insanlar duvarlarını asmak için çok mutlu olacaklar. Hey, ne anlamazlarsa? O zaman geri gelirim. Artık gitmem gerekiyor. Hoşçakal. Sana bir sır vereyim mi? Tilki gibi mi? Küçük Prens kitabını okurken ve 612 gezegende buluşacağız. Küçük Prens'in gezegeninde. Tanıştığım an ömrün oldum Doğu. Eyvallah. Çok güzel, neşe dolu çocuklar. Öyleler. İnanıyorum. Bu çocuklar başaracaklar. Bir umudum bu coğrafya. Thank you.
poşete koyduğumu biliyor musun sen? Hayır abi. Doğu'nun parmak izi var bu silahta. Akşam Doğu maçı kazanırsa şampiyonun işini bitireceksin bir şekilde. Yine neyin peşindesin? Neden abi? Bize bir zararı dokunmadı ki. Hem zaten kaybetmiş olur şampiyon. Lan oğlum madde şampiyonun 500 bin lira içeride ya. Hem şampiyondan hem Doğu'dan kurtulmuş oluruz. Böylece günah keçimiz Doğu olacak. Anladım abi. Hem parayı vermekten kurtulacağız hem de bütün suç Doğu'nun üzerinde kalacak. Bana bak Mustafa. Burada konuştuklarımız burada kalacak. Kimsenin haberi olmayacak. Sen merak etme Batan abi. Tamam. Tamam abi. Ela, yine aynı resmi mi çiziyorsun? Beni tamamlayan karanlık tarafım yok sayamam. Beni gerçek kılan gölge yanımdır. Kafam içinde bir sürü gürültü var. Sesleri bastıramıyorum. Haklısın. İnsan hayali için mücadele etmeyecekse ne için edecek? Her gün hayallerine giden yolda vazgeçen kimselerden olmayacaksın. Biliyorum. Alacağız o maçı. Doğu. Doğu. İyi misin?
Yardımcı olmamı ister misin? İyiyim. Kitapların arkasındaki yazıları okuyordum. Kitabın bütün gizemi ve olayıdır o yazılar. Doğ. Çoğunluğun fikirlerine sıyrılıp kendin olabilmek bitmeyen bir mücadele ister. Haset etmiştik biz de. Doğu dediği çocuk kim Mustafa? Şunu alalım, şu çiçeği. Tabii efendim. Bunun fiyatı ne kadar? Bu 300 lira, size özel 250 lira yaparız. Yani başka pazarı payı yok. Maalesef. 200 olamaz mı? Maalesef. Kurtarmaz. O zaman güzel bir şekil, bir sarın. Tabii. Böyle şaşanlı bir şey olsun o zaman. Geldiğinde öyle olmuştu zaten. Bu bizim Doğu değil mi? He ya. Ne derdi var yine? Ya sorun mu? Doğu kardeşim, selamun aleyküm. Nasıl Doğu? Eyvallah. Doğu, ne yapıyorsun tek başına ya? Ne bu halin? Tek başına hayırdır burada oturuyorsun? Ne oldu ya? İyiyim ya, bir şey yok. Ufak, ufak bir şey yok. Botanın mekanında mı dövüşüyorsun değil mi? Hemen gelin sizi bir yere götüreyim de kafamız dağılır ha. Gel. Nari de o hey la, nari de o hey la, nari de o hey la.
Dara khazi aşi nabe. Blaj berabe, blaj berabe. Khazi blavinye, ne khazi birbinye. Vay la la vay la ya 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 ya. Vay la la vay la vay la la vay la. Vay la la vay la vay la la vay la. Ne var ne yok? Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ne yapalım ya? Milleti kavuşturuyoruz. En çok da kürsüleri başlıyoruz. Şampiyonmuş ha? Şampiyon. Sana göstereceğim şampiyonu. Sergiye niye gelmedin? Gelemedim gerçekten. Bazı nedenlerden dolayı gelemedim. Görüyorsun ha? Oğlum sen lahmacun yemeyi bilmiyorsun. İzle beni, bak nasıl yeniliyor. Söyle saracaksın. Ne biliyorsun oğlum? Ne beni izliyorsun? Böyle mi? Ha şöyle ha. Yavaş oğlum. Ha. Boğazında kalacak lan. Oğlum biz sana kanka değil miyiz lan? Öyleyiz lan. Neden sordun ki? O halde ne konuştunuz patronla? Anlatsana. Söylerim ama kimseye söylemek yok. Tamam mı? Ona güvenmiyor musun? Aga be. Aga be? Z kuşağı lukatından oğlum. Sen Z kuşağına çok uzak sayılmazsın. Bunu kimse bilmeyecek. Anladın mı beni? Biçim yemek bulsun lan. Abi, kuşlar kulağıma bir şeyler öttü. Ne diyormuş kuşlar? Doğu'yu yanlış tanımışım. Birinin kimden dinlediğine dikkat edeceksin Diyar. Ben o çocuğun kalbini bilirim. Thank you.
Ya işler istediğin gibi gitmezse? Kural yok. Unuttun mu? Thank you.
Git. Verdiğimiz onca emeğe harcadığımız zamana karşılık sergi gelenlerin sayısı iki elin parmağını geçmedi müdür bey. Evet aynı. Biri bütün tavukları satın aldı. Nasıl yani müdür bey? Ciddi misiniz? Satın alan kim? Bilmiyoruz, ismini vermedi. 200 bin TL karşılığında hepsini satın aldı. 200 bin mi? İnanamıyorum. 200 bin mi? Başardık hocam, süper. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Ancak hiçbir şey yeteneğin bir azmin önünde duramaz. Her kimse bu çocuklara umut oldu. Sizin de başarınız. Çok haber verdiniz. Tebrik ederim. Teşekkür ediyoruz bizim. Ve kesinlikle bu hayattaki en güzel mucizelerden biri küçük yaşta karşımıza çıkan iyi bir öğretmendir. Eylem niye arkadaşların yanında değilsin? Sana iyi bir haberim var. Bütün resimler satıldı. Sevinmiyorsun. Neden üzgünsün? Neyi ne anlamazlarsa? O zaman geri gelirim. Rahatladın mı? Beni üzen bir coğrafya. Ama yine de seviyorum. Çıkacak mıydın? O pislik geberseydi hayallerinle boğulup gidecektin. Daha ne kadar ileri gidebilirdin? Oradan nasıl dönersin? Kimin için? Birkaç çocuk için mi? O para senin için bir fırsattı. Çizimlerimi anlamıyorlar. Bırakmak istiyorum. Ya senin hayallerin?
Sınırların ötesini görüyorum. Koşmak için can atıyorum. Ama duvarları aşmalıyım. İnsanlardan oluşan. Denemekten hep korktum. Buramda düğümleniyor geçmişim. Üzgünüm. Üzülme. Üzgün olmayı hak eden benim. Çünkü yaptıklarım benim tercihimdi. İstanbul'da çok değerli bir dostum var. Antrenör kendisi. Söyledim ona. Elinden gelen bütün her şeyi yapacak. Her şey senin için. Gidecek misin İstanbul'a? İstanbul, hayallerimi gerçekleştirebileceğim şehir. Bana yeniden hayal kurmayı hatırlattı. Kalbin ve yumruğun bir olsun. Şapka değil, fil yutmuş bir boğa yılanı.